Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda sizlerle birlikte Photoshop üzerinden herhangi bir beyaz arka planlı resmin arka planını kaldırmayı göreceğiz. Bu işlem sadece 15 saniye sürecek. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle ben burada bazı dosyalar hazırladım. Birinci dosyam salatalık resmi, ikinci dosyam kitap resmi, üçüncü dosyam adam resmi, dördüncü dosyamda başka bir adam resmi var ve sonuncusunda da burada bir klavye resmimiz bulunuyor. Biz bunların hepsinin arka plan değerlerini sileceğiz arkadaşlar. Sadece resmimiz kalacak. Buradaki beyazlıklar yok olacak. Bu işlemde sadece 15 saniye sürecek. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle benim sol tarafta Photoshop'taki araçlarım var. Burada kullanmam gereken araç silgi aracı. Buna geliyorum. Daha sonra sağa tıklıyorum ve sihirli silgi aracını seçiyorum. Siz de Photoshop uygulaması üzerinden bunu seçin. Devamında herhangi boş bulduğum bir beyaz kısma tıklıyorum. Şu an görmüş olduğunuz üzere tüm arka planları buradan kaldırmış oldu. İşte Photoshop'ta arka planı silmek bu kadar basit. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 10 saniye varmadan direkt bizim resmimizin arka planını ayırdı. Bunu kaydetmek için Ctrl S tuşuna basıp masa üstünüze PNG haliyle kaydedebilirsiniz. Devam ediyorum. Sıradaki resmim kitap resmi. Kitap resmimi sağa tıklıyorum. Sihirli silgi aracı diyorum tekrardan. Ve boş bulduğum bir yere tıklıyorum. Mesela şuraya tıkladım. Görmüş olduğunuz üzere yine bunun arka planını kaldırmış oldum. Tekrardan yeni bir resme geldim. Burada bir adam resmi daha var. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere arka plan beyaz değil. Biraz daha griye benzer bir tarzda. Hemen bunun arka planını da silelim. Tekrardan buranın sihirli silgi aracının seçili olmasına dikkat ediyorum. Bir yere tıkladığım zaman görmüş olduğunuz üzere burada arka planda silinmiş oldu. Devamında şu resimde hem arka planını sileceğiz hem de arka planına bir doğa resmi ekleyeceğiz arkadaşlar. Geliyorum. Buraya şöyle bir tıkladım. E aracıma basıp şu an arka planını sildi. Ardından indirmiş olduğum doğa resmini alıyorum. Ve bir fotoğrafın arkasına atıyorum. Şöyle aldım. Sürükleyerek bunu sayfamın tamamına kaplamasını sağladım. Bizim resmimiz kayboldu. Resmimizi öne çıkarmak için katmanların yerini değiştiriyorum. Görmüş olduğunuz üzere şu an fotoğrafımız geldi. Arka planımda da doğa resmimiz gözüküyor. Diğer örneğe geçelim. Diğer örneğimiz de klavye örneği. Klavye örneğini de silmek için yapmamız gereken yine silgi aracına gelip buradan bir yere tıklamak. Görmüş olduğunuz üzere şu an burayı da silmiş oldu. Peki eğer arka planda bazı simgeler varsa ya da arka planı biraz karmaşıksa nasıl silmemiz gerekiyor? Hemen bunu da göstereyim size. Ctrl Z ile geri aldım. Burada dördüncü aracımız var bizim. Gördünüz mü? Dördüncü sırada. Hızlı seçim aracı. Buna tıklıyorum. Daha sonra nesnemi seçiyorum. Bakın şöyle klavyemi seçmeye başladım. Seçmek için sadece farenize sol tıka basıyorsunuz. Şöyle seçiyorum. Yana doğru kaydırdım. İyice seçti bu kısmı. Aşağılarda seçiyorum hızlı bir şekilde. Burayı da alıyorum. Sayfamın tamamını seçmesini sağladım. Herhangi bir yerde almadığı kısımların olmamasına dikkat edin. Seçtim. Seçtikten sonra yapmam gereken tek işlem burada görmüş olduğunuz üzere maske var. Buna tıklıyorum. Hemen arka planını silmiş oluyor. Arkadaşlar Photoshop üzerinde arka planını ayırmak sadece bu kadar. Tabi bunlar arka planı biraz daha basit olan görseller için. Sizler daha profesyonel arka plan ayırmak istiyorsanız en son gösterdiğim yöntem kullanabilirsiniz ya da başka yöntemlerde kullanabilirsiniz. Eğer bu video sizin için yararlı olduysa kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.